Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ömer Toprak Hoca'nın evindeyiz, ziyaretindeyiz. Onunla ilgili namazla ilgili görüşlerini alacağız, muhabbetlerini yapacağız. Buyurun hocam. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la duasir. Rabbi tembih bil hayr. Allah'ın başlamış olduğumuz bu işi bize sonunda hayırlı bir şekilde bitmesini, anlamayı ve anlatmayı, yaşamayı ve yaşatmayı cümlemize nasip eylesin. Evet kardeşlerim, bugünkü konu namaz. Namaz Müslümanların miracıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Kim namaz kılarsa diyor, iman direğini dikmiştir diyor. Kim de namaz kılmaz ise iman direğini yıkmıştır diyor. Kardeşlerim, iman direği yıkılmış bir Müslümanım diyen kişi nasıl son nefesinde kelime-i şehadet getirerek ölebilir ki? O yüzden yani sallallahu aleyhi ve sellem dediği bu sözden dolayı bizler de namazı kılmak zorundayız. Çünkü namaz farzdır. Farz olanı terk etmek de insanı helaka sürükler. Helakada sürüklediğinde son nefeste imanla kelime-i şehadet getirmesi mümkün olmayabilir. Çünkü Allah Teala tamam diyor ki zerre kadar kalbisinde iman olan cennete girecektir. Girecek ama nasıl girecek? Cennete girmesi için ameli olması lazım. Hasenat olması lazım. Allah'ın emirlerine ve nehilerine muhatap olması lazım. Ne diyor? Emri bir maruf ne yani münker yapınız diyor. Ne yapalım o zaman? Biz Müslümanlar kılıyorsak, yaşıyorsak yaşadığımızı anlatmak zorundayız. Bizlere çünkü farzdır anlatmak. O yüzden kılmayan kardeşlerimizi de Allah rızası için teşvik etmek zorundayız. Kılar isek kurtuluş var kardeşlerim. Kılmaz isek cehennem var. O yüzden cehennemde yanıp yanıp da cennete gitmek ne haddimize? Çünkü bir Müslüman diyor hadis-i şerifte yani bir öğlen namazın farzını kılmazsa 71 hulle yanılacağını söylüyor. 81 hulle. 81 hullenin sadece bir hullesi 80 bin yıl yapıyor. 80 bin yıl insan nasıl ateşe dayanabilir? O yüzden kardeşlerim şu dünya tarlasında ahiret ceyizini hazırlamamız lazım. Ahirette, kabirde, zırat-ı müstakimde bizlere Allah-u Teala yardım etmesini istiyorsak namaz kılmak zorundayız. Kılar isek cennet var, kılmaz isek cehennem var. Çünkü Allah Teala arşa ve zamana yemin ediyor. Zeytine yemin ediyor ve tün ve zeytin diyor. O yüzden kardeşim velasirüsünde de ne diyor? İnsanların namaz kılanları kurtuluşa ermiştir. Kılmayanlar da hüsrana ermişlerdir diyor. Onlara gazabım çetindir diyor. Gelin hep beraber bir tövbe edelim. Namaz kılalım. Namaz kılmayanları kılmaya da teşvik edelim. Yapar ise kardeşim kurtuluş var. Çünkü ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? İman direğini dikmiştir diyor. Hani bizim iman direğimiz kılmadıysak nasıl cennete gidebileceğiz değil mi? O yüzden kardeşlerim hep beraber camileri biz erkekler dolduralım. Evde de hanımlarımız, bacılarımız, analarımıza, babalarımıza ve abade ecdadımıza da emri bir maruf ne yani münker yapalım. Yani bunun anlamı nedir? İyiliği emret, kötülüğü nehyet. Çünkü yaparsak cennet var. Allah Teala öyle yemin ediyor. Çünkü 224 bin ala rivayete göre peygamberler gelmiş. Ve bu peygamberler hepsi de namazı, orucu, zekatı, haçı, kelime-i şehadeti bizlere emir eylemiş. Kılınız demiş, kurtuluşa eresiniz demiş. Şu kısacık ömürde 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl yaşayıp da ebedi alemde sonsuza dek yanmak yerine ebedi alemde zevki sefanın içinde sevenlerin sevgilisiyle beraber hep beraber olmak varken Resulullah'ımızın cennette Firavun'un hanımı Asiye annemizle düğününü yapmak varken orada Allah'a tevekkül edip onun cemalini görmek varken bütün nimetlerinden yararlanmak varken ne haddimize cehenneme gitme kardeşlerim? Gelin tövbe edelim. Tövbe edenleri Allah Teala elbette kurtuluşa erdireceğini söylüyor ve her vakit namazı peşine de kılmadığımız kaç sene ise onları düzenli bir şekilde her vaktin peşine geçmiş en sonunda ilk namazı kılalım. İnşallah Allah'ın izniyle de huzuru ilahide sonsuza dek hep beraber olalım.
Allah sizleri ve bizleri doğru yola iletsin ve son nefesimizde kelime-i şehadet ve cennet ve cemalini nasip eylesin. Öylece de Müslüman olarak göçmeyi hepimize nasip eylesin. Kabulü duaş.